بدنا طريقة لنتخلص من هالحراس. طيب وبعدها مين رح يموت ومين رح يعيش؟ رح نلفت انتباههم على شي تاني. والله هالشغلة كتير صعبة مبينة، حتى إذا بتجي مادونا ما رح تقدر تلفت انتباه هدول الرجال لشي. بس أنا رح أقدر. إذا الموضوع هيك حاول تضل عايش، وإذا ضليت عايش رح تنسجن، يعني أحلى هما مروا. أنت مفكر بعد كل شي صار معي عادي يهمني شي؟ رح جيبه، يعني رح جيبه. أنا بلهي الحراس فيني، وأنتو بهالوقت رح تاخدوا أندر على العنوان اللي رح أقلك عنه. طبعاً طبعاً، أساساً بس يمسكوه متأكد إنه ما رح يتركوه عايش. أساساً مو نسيانين أخونا عثمان، الله يرحمه. الله يرحمه. إيه كله من هالواطي. صدقني يا أندر، غير بهدول الإيدين مالك ميت والزمان بيناتنا. رح تاخدوا على العنوان المكتوب هون. كنت عم اشتاق لك. لكن كان يومي كتير صعب. بس كأنه أنت ما اشتقت لي أبدا. اشتقت لك كتير. تعرف أمتى الإنسان بصير رجال كامل؟ لما بيموت أبوه. أنا ما بدي هي الرجولة. روق هذا مو حكي سكر، اسمعها كتير منيح وفهم علي. بيروح أبوك وبتضل عكاسته، وبعدين الولد بيحمل هاي العكازة من بعده على طول. انت صرت عمود هداك البيت، فهمت؟ راية السودا حزينة، ناري حزن ما طفاها، بحري طوفان السهر. بصحتك. Thank you.
Haniti villanı kaçırmış. Villanı mı kaçırmış? Yardım et bana Fahri. Kardeşimi bulmam lazım. Bak, eğer o herif ikisini de konuşturursa her şeyi çözdü demektir. Haberin olsun. Boku yedik diyorsun ya. Ne yapacağız ki oğlum? Polis peşinde zaten. Polis peşinde biz ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Böyle? Ne yapabiliriz oğlum ya? Herif iyice palazlanmış. Evin önü savaş alanı gibiydi ya. Yılmaz kusura bakma kardeşim. Bundan sonra her koyun kendi bacağında. Ne koyunu ne bacağı lan? Bana bak. Vildan'ın kılına zarar gelirse yaşatmam. Sakin ol. Ben bir ortalığı kolaçayım. Enver'den haber var mı yok mu, polis ne yapmış bir anlayayım. Ondan sonra duruma göre hareket ederiz. Ama eğer dediğin gibi Dağan bizimkileri konuşturduysa kellemiz gitti demektir Yılmaz. Ben yine de eşeği sağlam kazağa bağlayacağım. Ne yapacaksın oğlum? Kardeşini alacağım. Kısasa kısas. Ayşe. Yine karşılaştık. Evet. Eve mi gidiyorsun? Evet, eve gitmem lazım. İşlerim var. Bir çay ısmarlayayım sana. Yok, işim var. Eve gideyim ben. Yok, ısmarlayayım. Çok güzel bir yere götüreceğim seni. Yok, işim var. Sağ ol. Israr ediyorum. Senin ne işin var lan kız kardeşim ya? Abi! Eve git! Abi, ne işin var lan? Kız kardeşin olduğunu bilmiyordum. Seni yalancı pezevenk. Seni! Eğer seni bir daha kız kardeşimin yanında görürüm var ya, öldür. Selvi nerede? Var mı haber? Yok baba, ne haberi? Herif yer yer dolu, içine girdi sanki. Gelen giden var mı? We'll be right back.
Bu istediğin telefon yeni hattın da içinde. Dediğini yaptım. Fena panikledi Yılmaz. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Senin bu avukat hanımın her nedense ayrı bir değeri var Yılmaz için. Selvi'nin gizlediği her neyse Yılmaz'la düğümleniyor. Yanlış yaptın doktor. Ender'i eline geçirdiğinde vuracaktın, koyacaktın son noktayı. Şimdi bunun çözümü, onun düğümü, uğraşmayacaktık. İstemedim mi sanıyorsun? Yapamadım. Çünkü benim bir çocuğum var. Peki nerede şimdi bu çocuk? Fahri'de. Yersen tabii. O ne demek? Ender öyle düşünmemiş diyor. Çocuğun bir de isim babası. Arka topladığı çocukların arasında o da vardı. Peki bunlar ne yapmayı hedefliyor? Zaman kazanmayı. Büyük ihtimalle. Ama ne yaparsa yapsın. Ona öyle bir tezgah hazırlıyorum ki kendi silahıyla kendini vuracak şerefsiz. Ama farkında değil. Alo. Beril. Çocuğumuzu almaya hazır mısın? Yapabilir misin? Elbette. Ama bir hata yapıyor olabiliriz. Yani Fahri'nin oğlu bizim çocuğumuz olmayabilir. Özgür doğduktan bir iki ay sonra Fahri'nin oğlu doğdu. Tam da Ender'in çocuğumuzu alıp bir başkasına verdiği tarih. Emin olmasam seninle böyle bir şey konuşmazdım. Çocuğumuzu al Beril. Yeniden başlayalım. Bir aile olalım. İnan hayatta her şeyden çok mu istiyorum? Ben hiçbir zaman unutamadım seni. Seni çok seviyorum. O zaman sorun yok. Dersini alacak. Beril çocuğumuzu vermiş olmanın cezasını çekecek. Enlerse kirli oyunlarla bir çocuğu alet etmenin bedelini ödeyecek. Hepsini birbirine düşüreceğim. Hepsinin kuyruğunu birbirine... Özgürcüğüm, beni hatırladın mı? Aa, evet.
Evet, evet hatırladım. Ender amcanın karısı. Hatırlamana çok sevindim. Nasılsın? Mutsuz. Karnım çok aç ama annem pırasa yapmış. Onu yemek zorundayım şimdi. Ben de hiç sevmem pırasayı. Ne yapsak? Kaçsak mı buradan? Nereye? Hamburgercilere mesela. Kaçabilir miyiz ki? Oyuncaklara da bineriz. Dur, annemden izin alayım. Dur sen. Annem beni tanıyor ya, hemen izin verir zaten. Ben söyleyeyim. Sen arabaya geç. Geliyorum ben. Oley. Beğendin mi? Mükemmel. Mükemmel mi? Mükemmel değil akıllım. Mükemmel. Uf, dilim dönmüyor ki ama. Olsun, dönmesin. Oyuncakları bir daha binmek istiyor musun? Saat kaç ki? Ne yapacaksın saati? Eğlenmene bak işte. Hava karanlık olmadan gidelim Beril teyze. Babam geldiğinde beni evde görmezse çok kızar. Benimlesin, baban kızmaz, merak etme. Olsun, gidelim. Peki, nasıl istersen. Şimdi gidelim o zaman. Hamburgerim bitmedi daha. Ben gitmek istiyorum. Hamburgeri bitir gideriz. Yusuf, Özgür gördün mü onu da? Bir tane arabayla gitti vallahi. Nasıl bir arabayla gitti oğlum? Nereye gittiler? Bilmiyorum ki. Bir kadın söylüyordu. Yüzünü tam göremedim. Ben evimi istiyorum. Babama götür beni. Ne olur Beril teyze beni evime götür. Tamam ama ağlama tamam mı? Götüreceğim. Ben evimi istiyorum. Babama götür beni. Ne olur Beril teyze beni evime götür. Tamam. Ağlama ne olursun. Korkuyorum. Kimden? Benden mi korkuyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Evimi istiyorum. Annemi istiyorum. Bak. Ne yapalım biliyor musun? Ben babana arayayım. Evde miymiş diye sorayım. Ona göre eve gidelim tamam mı? Ama sen ağlama. Tamam. İyi akşamlar. Oğlum. Şükürler olsun. Merak etmeyin baba. İyiyim ben. Geçmiş olsun mu demem gerekiyor. Ne bileyim, her gün karşılaştığım şeyler değil bunlar da. O alçak bir şey yapmadı değil mi sana? Merak edecek bir şey yok, iyiyim ben. Önemli olan burada şimdi bizimle olması. Dahan mıydı gerçekten? Ay başka kim olabilir? Ne bileyim ben. Yani madem Dahan kaçırdı niye bırakmış onu merak ettim. Bir sen eksiktin Şahika. Bir de sen sorguya çek Ender'i. Zaten poliste sıkıldığımız, bunaldığımız yetmemiş gibi. Merak ediyorsan söyleyeyim Şahika. O beni bırakmadı. Ben kaçıp kurtuldum elinden. Peki neymiş bu düşmanlığın sebebi? Bilmiyorum. Beril nerede? Göremiyorum onu.
gelmediği için olabilir mi? Kırkın biraz üşütmüş. Eminim öyledir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada daha ne kadar kalacağım daha? Az kaldı. Peki neler oluyor? Sorun yok. Yardım edecek misin? Kalın doğruyorsun. Vitamini kaçmasın diye öyle yapıyorum ben. Beceremiyorum demiyor mu? Bak. Zorlaştırmasak? Yani ya sen doğrasın ya da ben. Bence. Sen yokken bu Tekinzar'dan araştırdım. Burada da boş durmadım diyorsun yani. Bak, bu adam hakkında türlü şaibe var. Karısını hatta düşmanlarına zaaf göstermemek için çocuklarını bile öldürdüğü söyleniyor. Neymiş ya? E'si böyle bir adam Ender'e yardım etmez. Kaldı ki bu adam yıllardır silahlı bir çatışmaya bile girmemiş. Yani böyle bir şey yaptıracak olsa bile ne bileyim bazı mafyacılara... Mafya. Bir mafyaya ihale ederdi. Ama konuyla bizzat kendisi ilgileniyor. Bu da demek oluyor ki aralarında çok özel bir bağ var. Eline sağlık. Can sıkıntısından yani. Telefon mu çalıyor? Kimin telefonu mu? Benim. Bugün ayarladım. Bravo yani. İnsan bir söyler. Zakire teyzemi arardım. Arayalım da yerimizi bulsunlar değil mi? Efendim. Oğlum bizi aldım daha. Ağlamaktan helak oldu. Sonra bir baktım uyuyakalmış. Ne yapacağız peki? Ender'i de bırakmışsın. Ender'i ben kaçırmadım. Sandım ki. Evine mi gitti peki? Şayka ile konuştum. Güzel. Eril çocuğu al. Kocanı yanına dön. Ne?
Duydum. Özgür'ü al yuvana dön. Bana güvenmiyor musun? Seni affetmemi istiyor musun? O zaman dediğimi yap. Beril'den hala haber yok mu? Yok. Telefonlarımı açmıyor. Ay nerede bu kız Şayka? Nereden bileyim ben? Ay sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Aranızdan su sızmıyor. Ay, kavga edecek birini arıyorsan yanlış kişiye çattın. İkinizin de oğlumun ardından neler çevirdiğinizi bilmiyorum sanma. Dahan'la ortak olmalar, Beril'le fısıldaşmalar... Şş. Bu kadar gerginlik iyi değil. Önünde sonunda bir açık vermene neden olacak. Ve ben o günü sabırsızlıkla bekliyorum Cici anneciğim. O gün geldiğinde oğlun da sen de ne bu şirketten ne de bu evden tek kuruş dahi alamayacaksınız. Hoş geldin. Sana bir sürprizim var. Görür görmez anladım onun benim oğlum olduğunu. İçim cız etti. Anneler gerçekten hissediyormuş biliyor musun? Beril bak zannettim. Sana yaptıklarım için, söylediklerim için çok özür dilerim Ender. Hı? Yani bak... Bunca yıl dağını boşuna sayıklayıp durmuşum. Çocuğumu elimden almakla tehdit etti beni. Belki de sonra avukat kızla bir aile kuracakmış. Ben artık gerçekten beni sevene kalbimi vermek istiyorum. Ne dersin? Yeniden deneyelim mi? Bana, oğluma bir aile olur musun Ender?